Merhaba arkadaşlar. Sabah olmak üzere saat şu an 5. Hatta özür dilerim gel. Hatta 5'i belki de geçiyor. Klinikten yeni geldik. Evet, 5'i 12 geçiyor. Klinikten yeni geldik. Luna'nın şu ana kadar 5 tane yavrusu oldu. 3 tanesi tıpkı annesi, 2 tanesi babaya benziyor. Hemen, hemen bizi gelir gelmez. Dibimize geldi, dibimiz de bitti, dibimiz de. Sen nereden anladın yavruların geldiğini? Son dakika ben aşırı panik olmuştum. Evet, klinik biraz tuzluydu. Yani yapacak bir şey yok, sağlık olsun ve gün içinde nasıl bırakacağım onları yalnız, hemen gidip acil bir şekilde mama almam lazım ya da pet shop'tan sipariş veririm. Şimdi aklıma geldi. Yakında bir pet shop var. Oradan sipariş vereyim, çocuk getirsin. Yavrularımı bırakıp çıkmayayım. Ya sen komik misin? Ya sen komik misin? Ya sen tatlı mısın? Sen farkında değilsin. Yeni yavruları hem merak ettin, hem sevdin, hem kıskanıyor musun sanki? Öyle hissediyorum. Aman Allah'ım, size küçük arkadaşlar geldi. Hareketli oyuncaklar geldi. Çok mutluyuz. Aşırı panik oldum. Böyle boğazım düğümlendi ve guatırım hemen şişme yaptı. İstediğiniz kadar deneyimli olun olmayın fark etmiyor bazen. Prenses balkondan düştüğü zaman da çok aşırı panik olmuştum. Luna'da da. Ama kutsal geldi. Getirdim yani. Dışarıdan vik vik miyavladı, hemen haber verdi. Aldım getirdim. Tamam kızım, sen hemen doğuracaksın, sıkıntı yok dedim ve gerçekten öyle oldu. Sağlıklı bir şekilde sorunsuz oldu. Ama Luna'da böyle bir şey hissediyordum nedense. Son iki yavruda biraz sorun oldu. Havasız kaldılar çünkü. Bayağı yarım saatten fazla, bir saat geçti 3. yavrudan sonra. Bu arada saatler sürdü, yaklaşık kaç saat oldu? Gece 12'den beri herhalde 4-5 saattir doğum devam ediyor. Yani 5. de doğdu. İçeride şu an var mı bilmiyorum. Yine bir el muayenesi yapmam lazım. Ama şunu öğrendim. Eğer içeride yavru kalmış olsaydı bile son nisancı hariç ilaç ismini şu an vermeme gerek yok. Onun harici bir şey yapılamaz dendi. Burada daha kibarca, burada daha fazla beklemenize gerek yok dendi. Çünkü ben bekleyecektim açıkçası, hani herhangi bir ihtimale karşı. Çünkü gündüz vakti diğer deneyimli olan hekim gelecek sonuçta. Hani yapılması gereken bir şey var ise sezaryen yapmak gibi yapar diye düşündüm. 24 saat sürebilir. Beklemenize gerek yok dendi. Ben bunları zaten biliyorum. Ama ben işte hissettiğim şey üzerine gittim ki zaten son yavru bile bayağı bir nefes aldı. Sonra durdu, nefes alamadı. Açıkçası genç arkadaşım her ne kadar da yok yok iyi dese de bak nefes alamıyor dedim. O da şöyle bir dürttü. Sonra yani zorla biraz nefes alabildi ve yüzünü sildim. Çünkü anne yorgundu ve temizleyemiyordu. Göbek bağlarını kendimiz kestik. Arkadaş sağ olsun vatik onladı ve şu an iyiler. Yalnız ilk üçü, ilki diğerlerine göre iriydi. Dördüncü de babaya benzeyen de uzun boylu çıktı. İri dedim, uzun boylu diğerlerine göre, fakat çok incecikler. Bir tanesi de minnacık bir yavru, üçüncü yavru. Ama inanılmaz güçlü. Memeye öyle bir yapıştı ki nasıl emiyor ve çok tatlılar. Çok güçlüler. İşte son ikisi o kadar hareketli değil. O beni biraz düşündürdü. İçeride başka yavru var mı bilmiyorum. Var ise sağlıklı da olması için dua ediyorum. Şu an onları gardırobun bir gözünü komple boşaltmıştı abla. Böyle buradalar. Birazdan yeni bir havlu getireceğim oraya. Diğer havluları yıkamaya koydum. Doğru düzgün bir hasta altı bezi bile verilmedi. Böyle naylon bir şey geldi. Çok enteresan. Ama yorum yapmayacağım. Yaz çocuk ilgiliydi. Sağ olsun dinledi beni.
Yani sonuçta dinlemek zorunda değildim. Ben bayağı paniktim. Vesaire vesaire vesaire. Böyledir. Yavrularımız sağlıklı, güzel, kibarca gönderdiler beni. Sağ olsunlar. Ama birkaç saat daha orada beklerdim. Yani Luna için beklerdim ben. Yoksa taksiye atladık geldik. Yalnız taksi bulmak da birazcık zamanımızı aldı bu arada. Hepsi dolu geçiyor taksileri. Doğru düzgün araba yok ama geçen sadece taksi var ve hepsi doluydu bu saatte. Öyle. Geldik evimize. Prenses. Yavrularım oldu. Evet kızım. Gözlere bak, boncuk boncuk. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum ve sizden güzel dualarınızı eksik etmeyin diyorum lütfen. Mutlu kalın. İnşallah. Huzurla kalalım.